Manşete hoş geldiniz. Dün oynanan Avusturya Almanya UEFA Avrupa Şampiyonası son 16'ya kalma, çeyrek finale kalma turunda Türkiye e, haklı bir galibiyet elde etti ve muazzam bir ulusal sevinç söz konusu oldu. Fakat bu ulusal sevinci batıran da bu kare oldu. Bu görüntü oldu. Maçın yıldızı Merih Demiral bu fotoğrafla hafızalara kazındı ve belki de tarihe geçti. Bununla hatırlanacak artık bundan sonra kendi 15 dakikasını yaşadı. Halbuki maçın yıldızıydı. Yani iki gole imza atmış. E, tıpkı Arda Gürel gibi, tıpkı son dakikada o topu çıkaran, gollük topu çıkaran e, Mert Günok gibi. Fakat bu işaret, bu e, kutçu ülkücü neyse e, sembol, MHP'nin, İyi Parti'nin Türkiye'de sembolü maça gölge düşürdü. Ulusal sevince gölge düşürdü ve Merih Demiral alkışlanacakken sadece yüzde üçle beşle sınırlandı. Ona onu alkışlayanlar, onu kutlayanlar. Paylaştığı bu X platformundaki mesajın altına da Almanca düşülen notta bunu bundan bir rahatsızlık var. Bu işaretten, bu sembolden bir rahatsızlık var ve bunu şikayet edebilirsiniz deniyordu. Yani ne yazıyor orada Almancasını, Almancasını ekranda görüyorsunuz? Şu yazıyor. Ülke ocakları, Almanya'da takipçileri olan Türkiye kökenli, aşırı sağcı, aşırı milliyetçi bir harekettir. Türklerin üstünlüğünü savunurlar ve özellikle Türk göçmenler arasında aktiftirler. Aşırı görüşleri giderek daha popüler hale gelmiştir. Onaylanmayan bir işarettir bu. Dilerseniz şikayet edebilirsiniz, bildirebilirsiniz diyor. Tweet'i silmemiş ama neticede sıkıntılı bir tweet olduğunun altını da çizmiş. Böyleyken böyle. Pek çok gazetede veya spor sayfasında yorumca işte Mert Günok'un son dakikada çıkardığı bu top... Ve maçın adeta kaderini belirlemesi önemliydi. Nasıl olmasın ki? Maçın yıldızlarından biri tıpkı Merih Demiral gibi iki gole zaten. Tıpkı Arda Güler gibi ki bu Guardian'ın Guardian iki spor sayfası spor bölümünde iki tam sayfa açmış maçla ilgili değerlendirmesini. Hatta Arda Güler'le ilgili olarak Jonathan Levin yaptığı değerlendirme son derece enteresan. Diyor ki inanılmaz bir gece yaşandı. Sadece bir ne bileyim orkestrator deniyor, orkestra şefi gibi ya da creator yaratıcı oyuncu yani aynı zamanda sahanın şefiydi diyor. Adeta diyor yani pas veren, asist yapan değil bir paşaydı diyor yani sahada adeta. Yani İngilizcesini Türkçeye çevirmeye çalışıyorum zor. İngiltere'nin, şey Türkiye'nin nesiller sonra en büyük gecesinin kalbi, ciğeri Mareşal'iydi diyor adeta Arda Güler için. Ee, çeyrek final Türkiye'den uzakta bir e, Türkiye olan Berlin'de oynanacak. Bu çok az kişinin hayal ve cesaret edebileceği bir olay. Türkiye henüz e, bu e, şeyde değilken yani bu potaya girmemişken enteresan bir biçimde artık e, yani sahnenin dışındayken artık bu sahneyi sahiplenebilecek bir noktaya geldi diyor. Ama işte bu güzel yorumlar, bu olağanüstü yorumlar, dünya spor sayfalarında bu anlatılırken enteresan bir şekilde Merih Demiral batırdı olayı yani. Ulusal sevinç nasıl batırılır? Bunun örneğidir. Bir ikinci olay da yani Milli Savunma Üniversitesi'nin rektörü pozisyonundaki kişinin attığı bu tweet. Yani Viyana, Viyana Avusturya'yı kastediyor işte. Viyana 341 yıl sonra düştü. Birinci, birinci ve ikinci Viyana kuşatmalarından bahsediyor. Filan. Viyana önünde kızıl elma için can veren Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Yani Merzifonlu Kara Mustafa idam edildi. Kaybettiği için kuşatmayı. Neyse geçelim. Şimdi acayip bir ergen tavrı. Yani bu e, kişi ne bileyim Milli Savunma Üniversitesi'nde ordunun kurmaylarının eğitiminden sorumlu. Kurmay askerlerinin eğitiminden sorumlu. Yeni yetme, şoven, milliyetçi tweet. Ergen bir tweet. Enteresan. Yani bu ülkenin akademi ve kurumlarının düştüğü durumu göstermesi yönüyle de simge. Simge niteliğinde bir olay. Evet. Bir bu görsel çokça paylaşılmış. Yani bu tweet mesajının yani X platformundaki bu mesajın e, sembolize edilmiş hali bu. Canlandırılmış hali bu. Baltayla, tencere tavayla diriliş seyreden insanlar. Diriliş modizi bilmiyorum. Seyretmedim hiç. Hürriyet de spor sayfasına bu fotoğrafı basmış kocaman. Meri hem attı hem de kurtardı filan. Yani ayrıca bütün yani e, diğer gazetelerde bu yok. Yani yandaş gazetelerde bile bu yok. Ama Hürriyet spor sayfasında kocaman basmış fotoğrafı yani. Ülkenin geldiği durum, ülkenin geldiği hal. Almanya İçişleri Bakanı, Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık için bir platform olarak kullanmak kabul edilemez diyor. Yakışıksız davranış diyerek UEFA'da bir şey yaptı, soruşturma başlattı. 2 Temmuz 2024'te Almanya'da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşması ile ilgili o Merih Demiral'ın iddia edilen uygun uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA disiplin yönetmeliğinin bilmem ne maddesi uyarınca soruşturma açıldı. Detaylı bilgilerleyen günlerde verilecek diyor. Getirdiğiniz durum, batırdığınız hal. Şimdi bakın bu işaret artık suçla ve anılan ve şu anda Sincan'da bunun yargılaması da yapılıyor. Ve Hemen her suçlunun da, hemen her cinayete şuna buna karışmış insanın da bu sembolü yaparak yırtmaya, aklanmaya çalıştığı bir hikaye. Ya daha dün, dünkü manşette bu görüntüyü verdik. Hatırlayın, İstanbul Maslak 1453'te bir kafede oturan Arap inşi insanlarına herif elinde bıçakla te şey yapıyordu, ne bileyim taciz ediyordu ve Ülkü iş ülkücü işareti yaptı. Bu işareti yaptı yani. Ve bugün de almışlar götürmüşler şimdi bu kadar meşhur olunca, bu kadar şey olunca bakalım ne olacak. Yani şurada bile işlediği birkaç tane suç var bu kişinin. Ya sadece bu değil. Yani bu işaretin sembolize ettiği çok şey var. S sadece bir tanesi. İzmir'de HDP binasını basıp hatırlayın. Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer de böyle bir işaret yapmıştı Türk bayrağının önünde bu sembol. Yani bu sembol ...cinayetle... ...bu bu sembol bir suç şebekesiyle anılıyor. Durum böyle yani. Ve şu anda bu şebekelerden biri... ...artık yani ülke ocaklarına... E, ...MHP Genel Merkezi'ne dayanan bu şebeke... ...yargılanıyor Sincan Cezaevi'nde. Sinan Ateş davası görülüyor. Bugün üçüncü gün. Ve... ...herkes birbirini... ...bununla... ...tehdit ediyor. Ki... Duruşmanın duruşmada sanıklardan Doğukan Çepin, Kemal Kılıçdaroğlu tehditleri, basın dur, basın bölümünde oturan gazetecilere yönelik tehditleri, kafa sallamalar, işaretler, hatta en son e, salondan çıkarken Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e dövmesini gösteriyor. Sonra da Başınız sağ olsun Allah rahmet eylesin diyor. Selma Ateş siz de bir gün evlat acısı yaşarsınız diyor. Sanıklardan biri bağırıp "Elbet herkes yaşayacak." diyor falan. Yani o da kimmiş? Özel Harekat Polisi aşkın Mert Gelenbey. Yani bunlara dikkat çekti ee, Ayşe Ateş bugün Sinan Ateş'in yaslı eşi Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Üçüncü gündür Kemal Kılıçdaroğlu doluş salonunda onu da hatırlatalım. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yaptığı açıklamada ona kulak verelim. Önce Ayşe Ateş'in açıklaması ardından da bu tehdide ilişkin olarak Selma Ateş'in, Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'in açıklamasını arka arkaya getiriyorum. Yargılama esnasında şunu müşahede ettim. Büyük bir kumpas tiyatrosu sergiledi. Ezberletilmiş ifadelerle bu siyasi cinayeti adi bir cinayet davasına dönüştürmeye çalışıyorlar. Davalardan önce hepimizin de şahitlik ettiği eee e, Ülke mensuplarının, taraftarlarının, yer yer MHP, MHK üyelerinin ve genel başkan yardımcılarının söylemlerini, ay söylemleriyle birebir örtüşen ifadeler veriyor bu suçlular. Buraya, burada bu görülen e, tablo gerçekten işler acısı. Işler acısı bir tablo var. Yargılanan ne? Yargılanan kim? Ben bunu gerçekten anlayabilmiş değilim. Yalnız bu kurulan kumpas bunların başına geçecek, geçirilecek. Devletle tanışacaklar, devletin adil yüzüyle herkes tanışacak. Hiç kimse yaptığı suçu e, yanına kalacak zannetmesin. Sanki bu kadar insan e, tesadüfen bir araya gelmiş gibi bir izlenim oluşturmaya çalışıyorlar. Bir set çekmişler, o setin arkasına geçilmesin istiyorlar. Bu siyasi cinayetin siyasi ayağı ortaya çıkmasın istiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. Ne kadar kumpas kurarlarsa kursunlar. Kurdukları her oyun, her alçaklık onların başına geçecek. Bunu herkes böyle biz Buyurun Doğru değil. Doğu Kançep benim karşıma oturdu. Yani ben iki üç gündür yer değiştiriyorum. Farklı yerlerde oturuyorum. Kolunda e, şu kısımda bir e, dövme var. Muhtemelen şey... E, kartal dövmesi. Adam sürekli bunu gösterip hareketler falan yapıyor. Nedir yani sıradaki insan biz miyiz? Bizim korkumuz yok. Ben... Selma Ateş sıradaki insan biz miyiz? Doğukan Çep. Yani tam bir Doğukan Çep. Yani bir de enteresan bir şey var. Mahkeme başkanı herkese atarlanıyor. İtiraz edeni salondan atıyor. Avukatları bile salondan atıyor. Siyasileri salondan atıyor. Tehdit ediyor. Sizi de atarım diye. Ama bu kişi bu şekilde sağa sola tehdit savurmakta bir beis görmüyor, bir mahsur görmüyor. Dövmesini gösteriyor, tehdit ediyor, kafa sallıyor, parmak sallıyor. Evet. Yani duruşmanın rengi son derece açık yani belli oldu. Belli ki işte bu işi birkaç torbacıya ayaklarından vurma uyarı amacıyla gittiler ama öldü şahıs falan o noktaya getirip bağlayacaklar net. Ayşe Ateş, ülke ocakları mensuplarının MHP yöneticilerinin söylemleriyle birebir örtüşen ifadeler dedi biraz önceki açıklamasında. Sanıkların ifadelerinin. Kurulan kumpas başlarına geçir, geçirilecek diye de devam etti. Ondan emin değilim. Devletle tanışacaklar dedi. Ondan emin değilim. Çünkü şu anda devlet kendini savunuyor. Hangi devlet? Evet. Eren Keskin paylaşmış. Sinan Ateş suikastında sanık olarak yargılanan avukat Serdar Öklem açılan tüm işkence davalarında işkenceci polislerin avukatlığını yapardı. Katıldığı tüm duruşmaları manipüle edip sorun çıkarırdı. Teşkilatın en bilindik avukatıydı demiş. Yani kim bu Serdar Öktem? Dün evvelki gün mevzu olmuştu. Serdar Öktem'in sorgusu sırasında... ...Ateş'in avukatı Ali Yücel... E, ...sorular soruyor, müdahale ediyor ve... ...onu salondan atıyor mahkeme başkanı. Yani Serdar Öktem... E, ...mahkeme tarafından da korunuyor. Enteresan. yani Enteresan değil esasen. Yani bilindik bir hikaye ama... ...acayiplikleri alt alta koyuyorum. Bugün... Ali Babacan duruşmaya gelmiş ve Ayşe Ateş'in yanında e, gördüm onu. E, fotoğraflarını paylaşmış parti hesaplarından. Fakat dikkat eder misiniz Meral Akşener'den tık yok. Yani Meral Akşener ne davaya geldi ne bir mesaj paylaştı ne bir şey. Halbuki Ayşe Ateş'e falan başta biraz tutuk kalmış sonra destek vermişti. Birkaç kere de görüşmüşlerdi. Ne oldu Meral Akşener'e devletle anlaştıktan sonra? Devlete verdiği söze geri mi döndü bilmiyoruz ama Meral Akşener'den tık yok. Bir tek benim dikkatimi çekti galiba. Kimseden de görmüyorum Meral Akşener nerede diye. Neyse bizim meselemiz değil. O zaten kendi 15 dakikasını yaşadı ve gitti. Şimdi e, bu davanın nereye gideceği rengi aşağı yukarı belli oldu. Ve bu olay ile şu olay birbirinden ayrılacak bir olay değil. Yani bu suç örgütünün bu şebekenin davası görülürken siz bu işareti yaptığınızda maçta başınız belaya girer. Girdi de zaten. Girdi de zaten. Evet. Dönelim can yakıcı gündem. Enflasyon bugün ikinci gün. Bunun bugünün ikinci e, gündemi bu. E, Avusturya Türkiye maçındaki Merih Demiral hadisesinden sonra iki farklı enflasyon rakamı var gene. TÜFE yüzde %71.60 şeye göre, TÜİK'e göre enaga göre ise %113. Tabii hemen şey bir paylaşım yaptı Mehmet Şimşek. Dezenflasyon süreci başladı ki buna baz etkisi deniyor. Baz etkisi şu. Geçtiğimiz yıl enflasyonun yüksek çıktığı aylar Nisan, Mayıs, Haziran geride kaldıkça Haziran işte şey Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında nispeten daha düşük bir enflasyon ortaya çıktığı için yıllık e, toplamda enflasyon düşecek. Belki 60'ları görecek. Ee, önümüzdeki aylarda bunu kast ediyor. Halbuki o değil. Yani yukarıda Bülent Esen onu çok güzel yazmış. Keşke e, dezenformasyon süreci de başlasa mesela TÜİK'ten demiş. Yani dezenflasyon değil dezenformasyon süreci bu. Yani e, makas gittikçe açılıyor. Haziran ayı enflasyonunu TÜİK 1.64 olarak verdi. Yani kiradaki artış ortada. Elektriğe %38 zam yaptınız sadece. Ama Şimdi o artışları da Temmuz'da yaptılar. İşte Hakan Kara da onu ona dikkat çekiyor. Ekonomist, profesör, doktor. Memur ve emekliye daha az ücret artışı yapmak için bütün kamu zamları Temmuz'a ertelendi. Ondan dolayı Haziran düşük çıktı diyor. Evet. Böyle de kendi vatandaşına, kendi milletine tuzak kuran bir ülke. Güldem Atavan yazmış. TÜİK tehlikeli bir oyun oynuyor bu durum. Üstelik dönüp dolaşıp şimşek politikalarının etkinliğini vuracak bir vadede insan hayatına etkilerini geçiyoruz zaten demiş. Şimdi nasıl olmasın ki her yerde bir vurgu. İki tane örnek getireceğim. Biri bir, bir gün gazetesinin bugünkü manşeti. Yani 5. Levent projesinin Güzeltepe etabında kampanya adı altında 200 yandaş e, kiptaş 200 yandaşa e, özel indirimden yararlandırarak konut, konut sahibi yapmış. Yine ee, ne bileyim Ahmet Hamdi Çamlı, Hatice Nur, Yerli Kaya, Fatma Betül, Sayan Kaya falan bu isimler. Hepsi birer daire almışlar. Yani öbür tarafta götürdükleriyle kalmıyorlar. Bir de böyle ucuz filan konut şeylerinde. E zaten bunların bir network'ü var. Hemen network'te bunlar paylaşılıyor. Allah yetişin Kiptaş'ta şurada burada neyse. Şey var. Ee, ucuza daire satılıyor. Vesaire. Ve bu yeni ortaya çıkıyor. AKP döneminde İstanbul Büyükşehir'in yandaşlara ev dağıttı. Keşke bunu 2019'dan bu tarafa açıklasaydınız. Neden 5 sene 6 sene beklediniz? Bir başkası ki bu ikinci örnek ve son derece önemli. Eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan ki 5'li çete 6'lı 7'li artık 50'li çete oldu. Sol üstte de çember içerisinde fotoğrafı görülüyor. Kim bunlar? Yani işte Kalyoncu, ne bileyim Cengiz, Colin, MNG filan. Neyse. Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi'ne CEO olmuş. Tepe yönetici. Limak, Colin ve Kalyon'un patronluğunu yaptığı şirket. Yani Ulaştırma Bakanlığı koltuğundan ayrılıyorsunuz. Ve bu şirketin başına geçiyorsunuz. Yani oradayken de zaten bunların haklarını e, savunuyorsunuz, koruyorsunuz, kolluyorsunuz. Sonra da bakanlık koltuğunu kaybedip başka bir koltuğa direkt geçiyorsunuz. Maaşa da bakar mısınız? 1 milyon TL maaş ayda. Yani bakanlıktan daha karlı bir iş. Bakanlıktan daha karlı derken yani en azından maaşı resmi gösteriyorsun CEO olarak geçtiğinde. Bakanlıkta bir biçimde yüzde beşini onunu reiste artık komisyonunu alıyorsun. Vaziyet bu. Bağlarken Madımak'ı bir kere daha hatırlatıyorum. Kayseri'deki linç çetesinin suç makinesi çıktığını dünkü yayında anlatmıştım. Fakat 31 sene sonra hiçbir şey değişmedi. 31 yıl önce Madımak, 31 yıl sonra Kayseri, Hatay, Konya vesaire. Yani şey farklı olabilir. Failler ve hedef alınan yerler ve nedenler, gerekçeler. Fakat esasen durumda çok fazla bir değişiklik yok. 31 yıl önce Madımak, bugün Kayseri, Hatay, Konya vesaire. Yarın ne olacak? Bu kafa hiç değişmedi. Beğenmediğini, sevmediğini hedef göstererek önce linç, önce karalama, şeytanlaştırma ardından da linç. 31 yıl önce Madımak, bugün Kayseri. Diyor ve manşeti bu duygularla kapatıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.